şeyimizi çıkartacağız. Evet. Bismillah dışarıdan mı çekeceğim? İçeriden. Bismillah'ı elbiseni çıkarttığın anda çekeceğiz. Evet. Peki hocam. Allah Celle Celaluhu cehennemliklere nazar etmeyeceğin ifadesini nasıl anlayacağız? Nasıl nazar etmeyeceğiz? Allah Celle yani cehennemliklere yani cehennemliklere merhamet etmeyeceği diyor. Nazar etmeyeceği yani onların yüzüne bakmayacak. Ha nazar etmeyeceği. Ha. Nasıl anlayacağız diyor. Yani onlara rahmet gözüyle bakmayacağız. Ha. Neyi nasıl anlayacağız? Yani bunu şöyle anlayacağız. Yani Allah Teala şimdi merhameti, rahmeti galip gelmiş gazabının üzerine. Bu kaidedir. Allah'ın sıfatlarındandır. Rahmeti gazabının üzerine galip gelmiş. Ama gazabı da yerinde kimse durduramaz. Gazabı da çetindir, şedidul ikabdır. Ama rahmeti galip gelmiştir. Bu bir kaidedir. Kendisi bunu söylüyor. Rabbil Alemin'in sıfatındandır bunlar. Ama aynı zamanda rahmeti cereyidir azabını zamanında, mekanında işlemesi lazım. Çünkü adaleti tecelli eder. Adalet tecelli etmek rahmeti gerektirir. Adalet de rahmettendir çünkü. Rahmet daha kapsamlıdır. Rahmet odur ki her şey yeri yerinde otursun. O zaman kafir ateşe hak etmişse hak o Allah'ın rahmetindendir. Neden? Çünkü adaleti tecelli eder. Eğer adaleti tecelli etmese rahmeti nuksandır. Allah Teala kıyamet gününde diyor ki kendisi ayette geçtiği gibi, hadislerde geçtiği gibi kafirlere rahmet gözüyle bakmaz. Onlar kafirler Allah Teala'yı mahşer gününde karşılamazlar, görmezler. Tam tersine sorguya çekilmezler onlar. Sadece mahkemede nasıl savcı suçlarını okuyor, sen ikrar etsen hadi mahpushaneye diyorlar sana. Kıyamet gününde de öyledir. Kafirler gelir, duruturlar. Hem de böyle durmazlar el pençe divan. Hayır, dizleri üzerine casiyeten ala rukabiyin. Yani dizleri üzerine çökmüşler, esir gibi elleri bağlanmış, zincire vurmuşlar. İhanet içinde bütün çerşef çerşef mali hadel kitabı la yugadiru sagireten ve la kebire. Her şeyi milimetresine kadar, saniyesine kadar okunur. Sen de mecbursun ikrar edersin. Etmesen ne çaram o. Ondan sonra evet bunları işledim. Sen cehenneme hak etmişsin, evet hak etmişsin. Çelepa çavaları saygısızla sürüklerler. Uduhu fagalluhu. Alın bunu zincire vurun. Ondan sonra sürükleyin bunu cehenneme, çelepa çatalım. Allah bunlara rahmet göstermez. Çünkü adaleti tecelli ediyor. Rahmet kime gösterilir? Mümine. Allah'ın rahmeti kıyamette sadece müminedir. Onun için Rahmanur Rahim Allah'ın adlarındandır. İkisi de aynı rahmettir. Her biz ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanur Rahim. Rahman bu dünyanın Rahmanıdır, o dünyanın Rahmanıdır. Rahim o dünyada ve bu dünyada sadece müminlere rahmettir. Onun için o dünyada Allah'ın rahmeti kafirleri kapsamaz. Bu dünyada Allah'ın rahmeti var ise kafirlere bu dünyadadır. İyidir Allah'ın rahmeti kafirlere bu nedir? Allah onlara hayat vermiş. Hava veriyor, oksijen veriyor, hastalık vermiyor, sağlık veriyor, yemek veriyor, içmek veriyor, para veriyor, güç veriyor, silah veriyor. Rahmeti gereğidir. Kafir Allah-u Teala isyan ediyor, küfür ediyor, söğür. Allah Teala onun rızkını veriyor. Şimdi ben yarattım, hakkı var üzerime. Ben yaratırken dedim, bu dünyayı iste veririm. O dünyayı iste her çizsinde veriyor. Onun için Rahman bu dünyada kafirlere işler, o bir dünyada işlemez. O bir dünyada Rahman'ın kafirlere işlemesi adaletin tecelli etmesidir mahkeme-i kubrada.
Evet. Hocam diyor ki Kur'an bazı ayetlerde Allahu Teala ben ifadesi yerine biz ifadesini kullanıyor. Mesela sizi biz yarattık. Neden yani? Çünkü Allahu Azze ve Celle tektir. Neden biz sözünü kullanıyor? Şimdi bu lügatça alimler, müfessirler diyorlar ki bu lügatça bir şeydir. Yani her zaman büyük krallar ben yaptım demez, biz yaptık diye. Yani zaten kurumsal çalışan devletler demez kral ben yaptım, ben geldim, biz yaptık diyenler. Bu lügatça da var. Yani bu biz demek nedir? Yani benim saltanatım var, mülküm var, bu dünyada bir gücüm var. Krallar bunu kastediyorlar. Mesela biz yaptık, biz dedik siyasetimizle, askerimizle, ekonomimizle biz yaptık. Çokuz biz. Bu lisanul azama diyorlar buna. Azamat lisanı yani. Yani güclük, azam, büyüklük, yücelik dili buna derler. Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdiği için bu kelimeyi kullanıyor. Ama bazen var Allah Teala ben, orada biz olmaz. Çünkü lügat kabul etmez. Mesela Allah-u Teala ne diyor? Biz azabı indirdik. Allah azabı indirdi ama kim azabı infaz etti? Allah'ın askerleri. Allah'ın askerleri kimdir? Cibril'dir, İsrafil'dir, Mikail'dir. Bilinmeyen sayısını Allah bilen melekleridir. Yen Allah'ın askerlerini, ordusunu kimse bilemez. Küçücük gözden görünmeyen bir mikrop Allah'ın askeridir. Emir verse bir insanı öldürür. Nemrut Allah'a meydan okudu. Küçücük gözden görünmeyen bir sinek beynine yerleşti. Burnundan girdi, beynine yerleşti. 3 gün onu acı çektirerek, kafasını duvara vurarak. Hatta vezirlerine diyordu, alın ayakkabıyı vurun başıma, hatta kaşansın rahatlıyordu. İşte o Allah-u Teala'nın neyidir? Allah-u Teala'nın askerleridir. Ondan dolayı arkadaşlar, nerede lügat bunu kabul etse, Allah Teala bunu söyler, etmese Allah Teala diğer ben yarattım, ben yaptım. Çünkü o orada öyledir. Bundan dolayı çeşitli yerlerde gelir, yerine göre, siyaka göre Allah Teala bunu kullanır. Evet. Hocam, şimdi لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Şimdi bu ayete göre Afrika'da yani iman edenler yok mu? Vardır. Neden o zaman açlıktan ölüyor da Rabbim Celle Celaluhu gökyüzünün ve yeryüzünün kapıları neden açmıyor? Çünkü açlıktan ölenler çok. Çünkü onlar arasında iman eden yok mu acaba? Şimdi bakın Allah'ın sünneti, vaadi ayette biraz önce dedik de ki eğer mümin iseniz siz galip gelirsiniz. Allah Teala bir topluma hitap ediyor. Toplum hitap ediyor. Mekke'de müminler kimidir? Resulullah ve etrafındaki müminler. Medine'de Resulullah ve etrafındaki toplum. Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu. Onunla olanlar mümin toplumudur. Hitap böyledir. Onun için Allah azabı indirse topluma indirir. Ne diyor bizim atalarımız? Yaş da kuru ayağına yener. Mesele buradadır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunu neye benzetiyor? Diyor bu aynen bir cemiye benzer. Üste zenginler, alta bodrumunda ceminin ambarında, deposunda fakirler yaşıyor. Şimdi haber geldi zenginlere, fakirler ceminin dibini kazıyorlar. E bize ne ya? Biz dibinde değil, biz üst tabakasında yaşıyoruz diyemezsin. Çünkü cemi kazdıklarında su girer içine, hem onlar boğulur, hem siz boğulmaya mahkumsunuz. Alabor olursunuz. Ondan dolayı toplumu ne güzel benzetmiş Resulullah. Allah'ın azabı geldiğinde toptan gelir. Bugün de toptan biz raydan çıkmışız. Allah'ın yolundan çıkmışık. Tam tersine eğer biz tam kafir olsak Allah Teala'nın vaadi haktır. Bu dünyayı bize verirdi. Diğer kafirler gibi.
Biz hem Müslümanız, yerine geldi Müslümanız, yerine geldiği kafirlere benziyoruz. Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyoruz. Böyle ortada insanları Allah Teala kurmaz sözü de yoktur. Onun için Afrika'da, niye Afrika'ya örnek veriyoruz? Biz kendi ülkelerimizi verelim. Bütün İslam alemi. Irak, Suriye bugün de en yakın, Yemen. Burada insanların içinde hakiki müminler de var. Ama onlar da ölüyorlar. Onlar öldükleri göre, niyetlerine göre Allah onları yen şehit kabul eder, yen salih amel üzerine öldürür, yen ecirlerini verir. Anlatabildim mi? Ama toplum ceza geldi. Bazen de mucize gereği, şahıslara keramet gereği Allah onları kurur. Hazreti İbrahim ataştan kurduğu gibi. Onun için bazen insanlar ortadan çıkarlar. Bugün de Allah bazı Müslümanları kuruyor. Suriye'den, Irak'tan kurturdu onları. Evet, hicrette sıkıntıda yaşıyorlar. O sıkıntı onlar için bir medresedir. Bakın, sıkıntı müminler için Medine'de bir çözümüydür. Hicret ettiler gurbette. Ne oldular? Çelikleştiler. Ondan önce Hazret Musa'nın sünnetidir bu. Hazret Musa tam muttaki, Allah'ın adamı ama tecrübesiz, gençtir. Allah onu yetiştirmek için 10 sene nereye gönderdi? Gitti Medyen'de Hazret Şuayb'in yanında yetişti. Ondan sonra peygamberlik ona verildi. İşte budur arkadaşlar. Yaş da kuru ayağına yener. Onun için bize ne demeyelim, cemi boğulur. Evet, bu Allah'ın bir hikmetidir. Hikmeti böyle tecelli eder. Hocam şimdi diyor ki eşim öfkelenince beni çok dövüyor. Bir de namaz kılmıyor. Talak isteme hakkım var mı? Hakkım yoksa ne yapayım? Evet, bunun cevabı talak isteme hakkım var. Yok dövdüğünden dolayı da o dövmek de tabi İslamiyet emretse de ona çok acayip sınırlar getirmiş. Yani adı dövmektir ama fiilde dövmek yoktur. Sadece el kaldırıp koluna vuracaksın böyle, acıtmadan, iz bırakmadan. Sadece sembolik korkutmak meselesidir. Ne çocuğu, ne kadını dövülmez. Bir de uygulamaya gelsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını dövmemiş, ashab dövmemiş. Ama içinlerden çok az var. Ama Allah Teala bu çözümü Kur'an'da vermiş. Bugün de adamlar çıkıyorlar, diyorlar dövmek olmaz. Ya o zaman sen Kur'an'ı inkar ediyorsun. Resulullah'ın sünnetinde bu var. Ama Resulullah kendisi uygulamamış. Neden? Yüce bir mümindir. Sen de yüce mümin ol, uyma. Yüce mümin uygulasa da bile Allah'ın şartlarıyla, kriterleriyle çocuğunu da bile, hanımını da dövmez. Döyse de sembolik dövme diyorlar. Evet. İşte namaz kılmıyor. Bu sebeptir. Müminle kadının, mümin kadınla kocasının arasını ayrılmaya. Bunu bütün alimlerimiz, bütün kitapta böyle söylüyor. Yani bu bizim söz içtihadımız ise evet, sen alabilirsin, almayabilirsin. Ama bütün kitaplarda bunu söylüyor alimlerimiz. Ondan dolayı burada hüküm nedir? O adamla evlendin, hemen beni namaz kılmıyorsa ben bundan boşanayım değil. Bugün de toplumun, Müslümanların birçoğu namaz kılmıyor. Önce niye evlendin? Evlenirken Resulullah diyor, mümini seçeceksiniz. Malı, soyu, güzelliği seçmeyeceksiniz. Kadın erkek de aynendir. Dinini seçeceksiniz. Ha, sonradan hidayete vardık. Evet, bu güzel bir şeydi. Sabredeceksin kocana. Bütün çareler tükendikten sonra talak isteme hakkın var. Evet. Dövmekten de dolayı talak isteme hakkın var. Yani nasıl dövüyor? Kahve kültürüyle dövmek. Bir de nebevi kültürüyle dövmek var. Nebevi kültürüyle Resulullah bize diyor, darbun gayri mubrih. Sünnette geçiyor. Ayettekini açıklıyor. Ayette diyor, yatakta ayrılın, kadınlarınızı eğer olmasa tedarrüsen, önce dize gelmese kadın, kocanın emrine girmese
hakem getirin. Olmasa yatakta onları hicret edin. Yalnız koyun onları. Psikoloji savaş açın. O da olmasa döyün. Dövmeyi de Resulullah ne açı oluyor? Gayr-ı mübreh, yani iz bırakmadan, acı vermeden, azap vermeden, ne böyle sembolik olarak koluna böyle vurarsın. Yeter ki o el kaldırmayı senin ona ne kadar dargın olduğunu sembolik olarak göstermektir. Çocukçu da bu geçerlidir. Sadece kadın değil ha. Çocuğu da dövmek, kadınla dövmenin fıkhı aynıdır. Yani yüzüne vurmazsın. Hassas yerlerine vurmazsın. Sadece kaba yerlerine, sert yerlerine elin arkasıyla iz bırakmamak şartıyla. Yeter ki sembolik olarak elimi kaldırdım, bu şiddetin en zirvetidir. Bunu göstermek için Allah izin vermiştir. Yok kaba kuvvet yüzünü ampul edersin filan bugün de. Bugün de maalesef medya kahve kültürünü İslam'a mal ediyor. Bizim Müslümanlar da tarzan kesilip televizyonda çıkıp işte İslamiyet'te böyle şey yoktur diyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Doğrusu budur. Evet. Şimdi o kadının evet talak isteme hakkı var ama aşama aşama. Önce hakem getirmesi lazım. Bütün çareleri iyi dilden, tatlı dilden, bütün çareler tükendi, o zaman da isteme hakkı var. Ama ben buradan bakın bu fetvayı verdim, o kadın dedi ben Abdullah Hoca'dan fetva aldım hemen boşanabilirim, bu doğru değil yine. Neden? Çünkü bu iş İslam devletinde kadının işidir. Kadı iki taraftan da dinler, şahitlerden de dinler, ona göre hüküm verir. Ben sadece 1+1 fetvasını veriyorum ama hükmünü kadı verecek. Yen de karı, o bu kadın gelecek benim önümde kocasıyla, şahitleriyle, ben bunları dinledikten sonra doğru hükmü verebilirim. Tavsiyeniz nedir hocam? Tavsiyem bütün yollar tükensin. En büyük sebep tövbe, istiğfar, kadın dua edecek Allah Teala'ya. Bana bunu ıslah et. Baksa ıslah olmuyor. Ya Rabbi bana doğru yolu göster. Gözyaşıyla doğru yol bulunur. Cezakallah. Evet. Hocam Allah Celle Celaluhu gökyüzüne her gece iner. Peki.